Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Çetiner. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Yağmurlu bir İstanbul gününden hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet, nasıl gidiyor hayat diye başlayayım. Yani bu aralar çok sıkıcı geçiyor arkadaşlar. Bir monotonluk var. İşte sabah kalkıyorsun, kahvaltı yapıyorsun, belki yapmıyorsun. Sonra nasıl olduğunu anlamadan gün bitiyor. Sonra bakıyorsun sene bitiyor. Sonra bir bakıyorsun yaş 50 olmuş. Yani 33 yaşına ne ara geldim? Ben anlam veremedim arkadaşlar. Siz anlam verebildiyseniz bana anlatabilirsiniz. Geçmez dediğim vakitler var ya hayatında. Sonra geçtiğinin farkında olmadığım vakitler var. Acı tatlı bir şekilde geçiyor. Sonuç olarak gezip geçiyor, delip geçiyor, yıkıp geçiyor. Yahu. Geçenlerde bir yerde okudum, yani Allah esirgesin, çok şey diyor ya, şu hayatta diyor 1000 sene zenginlik içinde, lüks içinde, varlık içinde yaşa diyor. Yaşayacağım 5 dakikalık acı diyor, keşke hiç yaşamasaydım dedirtirir diyor. Gerçekten yani hani bir sonu yok arkadaşlar ya, hiçbir şeyin bir sonu yok. Sonsuz bir döngüdeyiz, hani bir atalet hali yani, içinden var ya böyle nefes almak bile gelmiyor. Böyle bir yorgunluk, yılgınlık hali. Bir de etrafın seni anlamayan, konumuz bu değil. Konumuz ara arkadaşlar. Ben saçmalamaya başladım yani. Başka bir videoda böyle sohbetler ederiz. Arkadaşlar, arı sembolü nedir? Arkadaşlar, bal sembolü, sembolü şifadır. Arı da sizi iyileştirecek, sizi güçlendirecek sebeplerdir. Çalışmayla, belki şansla elde edilecek kazançlardır. Şimdi şansla nasıl elde edilir derseniz, benim tanıdığım bir çocuk vardı. Sanayide çalışırdı. Gerçekten babası vefat etmiş ve gerçekten hani delikanlının acıları diye film çekilirdi. Öyle bir hayatı vardı. Sonra yurt dışında yaşayan bir kadınla, biriyle tanıştı arkadaşlar. Onunla evlendi, oraya gitti. Şimdi durumu iyi. Yani kendi yaşıtından biriyle işte aracı oldular. Şurada temiz bir çocuk var diye. Allah'ın kimin yüzünü hangi yönden güldüreceği bilinmez arkadaşlar. Birçok şans vardır. Hani binlerce sektör var. Yani tam olarak sektör sayısı ne kadardır bilinmiyor. Şans yüzünüze girecek, elde edeceğiniz şeyler var. Arı sembolü çok güzeldir. Arı kovanından bal almak nedir? Arkadaşlar, arı kovanından bal aldığınızı görüyorsunuz, çabalarınız pozitif sonuçlanacak. Yani iyiye sonuçlanacak. Çabalarınızın karşılığını alıp mutlu olacaksınız arkadaşlar. Arı kovanından bal aldığınızı görüyorsunuz. Arı kovanı görmek nedir? Hedeflenen maldır arkadaşlar. Yapılacak işlerdir ve hedeflenen mal, kazanılacak malı işaret eden bir rüyadır arkadaşlar. Arı kovanı tabii tamamen elde edeceğiniz anlamına gelmez. Yanlış adımlar atarsanız gene elde edemezsiniz arkadaşlar. Büyük arı arkadaşlar nedir? Büyük arı büyük fırsattır. Küçük arı küçük fırsattır arkadaşlar. Siyah arı gördünüz arkadaşlar. Olumsuzluktur. Olumsuzluktur. Siyah arı rüyaları, yani üzerimdeki ceket çok sıkmaya başladı. Şimdi videoyu da başlattım, çıkaramayacağım. Kalan dakikalarda böyle idare edeceğim. Siyah arı arkadaşlar olumsuzluktur. Yani çabalıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz ama orada çabalarınız boşa çıkacak ya da istediğiniz kazanca ulaşamayacaksınız. Belki işiniz iyi başlamıştır ama devamında hayır bulamayacaksınız o çalışmalardan. Ona işaret eder. Arı öldürmeye çalışmak arkadaşlar. Yapılan işler sonuçsuz kalacak. Hedeflenen kazançlara ulaşamayacağınızı işaret eden bir rüyadır. Arı yakalamak nedir? Arı yakalamak faydadır arkadaşlar. Faydalı işler yapacağınıza, hayatınızı iyiye götüreceğinize işaret eden bir rüyadır. Arı görmek hayırdır. Yani bal şifadır arkadaşlar. Arı da hani balı üreten bir canlı olduğu için sizi hayra ulaştıracak sebeplerdir, nedenlerdir. Arı sürüsünün saldırdığını görmek arkadaşlar. Arı sürüsünün saldırdığını görmek iyi değildir. Memnuniyetsizliktir. Yaptığınız işlerin değer görmemesidir. Belki müşteri kaybıdır. Belki arkadaşlar yani hani böyle iş mi yapılır, ben sana güvenmiştim vesaire. Yani yaptığınız işlerden insanların memnun kalmamasını işaret eden bir rüyadır arkadaşlar. Düşmanlık değildi. Maddi yani işte sıkıntılardır. Müşteri memnuniyetsizliğine yorulur daha çok. Arı öldürmek
hayırsızdır arkadaşlar. Maddi kayıpların işaretidir. Bir yerden sıkıntı yaşarsınız. Yani arı öldürdüğünüzü görürsünüz. Tabii şimdi sembollere göre rüyanın anlamlarını da değişir arkadaşlar. Yani arı öldürmeye çalışmak, yani arı öldürdüğünü görmek, sana saldıran bir arıyı öldürdüğünü görmek, ondan böyle bal çıktığını görürsün örneğin arkadaşlar. Arı sana saldırıyor, onu öldürüyorsun. Yani bu aslında kötüye yorulur ama başka sembollerle iyiye yorulur. Arı sana saldırdı, öldürdün, içinden bal çıktı. Ortağınla, beraber çalıştığın kişilerle ya da bir gruptan ayrılmaya ve onlardan daha fazla kazanmaya işaret eden bir rüyadır arkadaşlar bu. Yani en küçük rüyadaki en küçük sembol anlamı baştan aşağıya değiştirir arkadaşlar. Arı sürüsünün saldırdığını görmek arkadaşlar memnuniyetsizliktir. Ama arı sürüsünün sizi böyle omzunuzdan tutup böyle kaldırdığını gördünüz. Arkadaşlar işleriniz çok iyiye gidecek. Çok büyük kazançlar elde edeceksiniz. Çok iyidir. Yani en küçük sembol ama arı sürüsünün sizi kovaladığını, sizin karşını gördünüz, bu iyi değil. Ama arı sürüsünün sizi böyle kaldırdığını gördünüz, çok iyi. Arı sürüsünün sizi kaldırıp sizin düştüğünüzü gördünüz. Hızlı bir yükselişten sonra arkadaşlar, yani düşmek iyi bir sembol değil, gene eski fakir hayatınıza geri döneceğinize işaret eden bir rüyadır. Yani en küçük sembol rüyayı baştan aşağıya değiştirir arkadaşlar. Evet, arı sürüsü normal bir şekilde, arı sürüsü arkadaşlar, arı sürüsü saldırmıyor. Arı sürüsünü normal bir şekilde görüyorsun, bu çok hayırlıdır. Çok büyük kazançları ifade eder, zenginlik rüyasıdır. Bir ev bir araba değil, 5 ev 5 araba. Yani belki 10, belki 20. Allah daha çok versin. Burada ben bir adamla tanıştım. Paşabahçe'de yaşıyorum. 68 tane üzerinde ev varmış. Daha 52 yaşında 68 tane ev varmış. Adam inanmadığımı zannedip bana E-Devlet'ten tapularını gösterdi. Vay abim benim dedim ya. Ya arkadaş. Evet. Arı sürüsü hayırlıdır arkadaşlar. Evet. Arı öldürmeye çalışmak, yani zarar veren bir arıyı öldürdüğünü çalışmak var. O arkadaşlar iyidir. Size zarar verdiğini arkadaşlar. Ama arı size arkadaşlar zarar vermiyor. Öyle öldürmeye çalışıyorsanız yapacağınız işleri, hayatınızı kendi kendinize bozmaya işaret eder. Ama size saldıran arıyı görmek iyi, öldürmek iyidir arkadaşlar. Şimdi arının sokması arkadaşlar. Yani şimdi rüyada dediğim gibi en küçük sembol anlamı değiştirir. Arının sizi sokması ve canınızın acımaması arkadaşlar. Ya da soktuğunuzu gördüğünüz, bu iyidir. Şifa bulmaktır, iyileşmektir. Aranan maddi desteği bulmaktır. Eski çaresizliklerden, hani paranız olmaz, borcunuz olur, her taraftan böyle bankalar vesaireler arar ya, artık onlar aramayacak. Ama arı sizi soktu, böyle sizden kan aktı. Yani işinizden meydana gelecek sıkıntılardır. Belki haciz bile gelebilir arkadaşlar. İşten doğacak, belki işçileriniz sizi protesto edecek, bilmiyorum. Yani arı size soktu kısacası arkadaşlar ve canınız yandı. Canınızın yandığını hissettiyseniz ya da böyle kabarıp şiştiğini gördüyseniz ya da morardığını vesaire gördüyseniz bunun anlamları kötü. Ama normal bir şekilde soktuğunu görsem bu iyi oluyor arkadaşlar. Başka şöyle şurada çıkardığım notlara bir bakayım, ne demişim. Yani bal arısı, eşek arısı bunlar iyidir ama siyah arı dediğim gibi kötüdür arkadaşlar. Çok büyük arı görürsünüz böyle. Çok büyük, yani gerçekten her taraftan nimet yağar arkadaşlar. Çok güzeldir. Şöyle bakalım bir diğer şeylere. Burada da yok. Ha, arı kovanını gördün mü? Evet, hedeflenen mal işler olarak görmüşüm arkadaşlar. Yani kısacası arkadaşlar, arı rüyaları normal bir şekilde görüyorsanız çok iyidir ama arının size saldırması iyi değildir. Arıların böyle uçarken düştüğünü görürsünüz arkadaşlar, öldüğünü görürsünüz. Böyle uçan arıları normal bir uçuyorsa bir hedefe doğru, x koordinatından y koordinatına doğru falan uçtuğunu görüyorsanız iyidir. Ama arkadaşlar arıların böyle uçarken böyle ölmeye başladılar. Hayallerin gerçekleşmeyeceğini işaret eden bir rüyadır arkadaşlar. Arının bal yaptığını görmek. Arın böyle rüyanızda bilim kurgu filmlerinde göremeyeceğiniz sembolleri, olayları arkadaşlar rüyanızda görürsünüz. Arı böyle ağzınıza kondu arkadaşlar ve böyle bal bıraktı. Mükemmeldir. Yani gerçekten... Ya belki milletvekili olursunuz. O derece hayırlı bir rüyadır. Arının böyle gözlerinizi, kendinizi kör görürsünüz arkadaşlar rüyada. Kör olduğunuzu görürsünüz. Arı böyle konar, gözünüzü sokar, gözleriniz açılır, görmeye başladığınızı görürsünüz.
Kelimenin tam anlamıyla arkadaşlar hayatınızda iğrenç bir dönem olmuştur. Çok sıkıntılı, çok bunalımlı, çok gerçekten hayatta yaşama isteği olmadığınız bir dönemdir ki tecrübe etmişimdir. Siz de tecrübe etmişsinizdir. O dönemin biteceğine ki Allah'a şükür bitti. Ara ara yani sanki o aynı çaresizliği yaşar gibi hissediyorum. Geçenlerde terapiye gittim psikoloğa. Anlatıyorum. Yani dedi kendini çimdikle dedi hiç değilse dedi. Yani kendini dedi sakin ol dedi. Banka hesaplarını kontrol et dedi vesaire. İnsanların hepsi yaşarmış arkadaşlar. Yani sanki böyle bir insanın içine onun da bir adını söyledi adı var da. Böyle bir an olurmuş arkadaşlar. Eski çaresizliklerin içinde yaşadığını hissedermiş insan. Böyle bir silkelen bir kendine gel dedi ya. Bunlar da unut dedi. Unutmak en iyi şeymiş arkadaşlar. En güzel ödül dedi unutmaktır dedi. Biri size canınıza mı yaktı, kötülük mü yaptı, yani çaresizlikten mi yaşadınız? En güzel cezalandırma sembolü dedi unutmaktır dedi. Unutmak çok büyük nimettir dedi ya. Ama dedim psikolog seni dedim unutmayacağım dedim. Sen dedim adamsın dedim. Ben dedi hanımefendim. Yani tabii siz hanımefendisiniz dedim. Ya böyle şey olarak sevgi sözcüğü içimden dedim. Hani adamsın. Hani şey anlamında. Şey anlamında işte hani böyle çok iyi insansın, çok doğru düzgün insansın anlamında. Yani bilim adamı diyoruz. Bilim kadını tabiri pek yok değil mi? Bilim adamı diyoruz. Yani adam doğru düzgün insan anlamında kullanılan bir kelime olmuş oluyor. Görüşürüz.